Mesela bir beyefendi, ismi gitarist, gitarcı, müzisyen. Fakat ellerinde, bazı yüzünde sedef başlamış. Hmm. Tabii ki adamcağız mesleği icabı halkın önünde gitar çalıyor, müzisyen. Çok kötü bir görünüm sedef. Dedi ki ya ne olacak? Problem yok. İksir, aloverijel, mahonya, forte, kortise, forte tedavi ederiz inşallah. Kullandı. 6 hafta sonra dedi ki ya hocam bu performans da mı artıyor? Ne yapıyorsun ya? Dedim ki niye? Ne oldu? Ya hiç rahat duramaz olduk dedi. Bunun başka bir çözümü yok mu dedi. Öyle. Mahmut Bey işte bu alerji nedeniyle kullanmıştı. Bir de bir genç futbolcu. Bu da futbol oynuyor ya, birkaç defa futbol sahasına düşmüş aynı yere, dizi üzerine. Hmm. Birkaç defa düşmüş aynı şekilde. O da dizlerinde menisküs nedeniyle biraz yıpranmış, istirahate çekilmiş. Menisküs iyileşmesi için biz ona iksir alıverecek 40 kilit forte kemik çayı vesaire gönderdik. O da beni aradı. Hocam bunun içinde ilaç mı var? Niye? Ya performansım çok az. Neden? Çünkü iksir damarları açıyor. Vücudu temizliyor, arıtıyor. Kalıcı çözüm. Kalıcı. Sarımsak. Evet, iksir. İksir vücudu temizliyor, arıtıyor. Yani beyin damarlarını, kalp damarlarını, karaciğer yağlaması, pankreas yağlanması, bütün organları temizleyip arıttığı için otomatik bütün performans artıyor. Sadece cinsellikle ilgili değil. Bünyedeki bütün organların performansı artıyor. Evet hocam. Bünye peki, olarak. Yemeklerden önce mi, sonra mı, günlük nasıl kullanımı daha kişi doğru? Kişi diyelim oluyor? Ki ağır bir yemek yedi. Şimdi önümüzde Ramazan. Mesela biz maşallah iftara oturdum, yer babam ye, ondan sonra şişip kalıyor. Evet. Davul gibi oluyor ki. Yarım fincan evet. iksir içtiği zaman hiçbir şey yememiş gibi 10 dakika sonra hazmettir. Yemekten sonra o zaman. Yemekten sonra yani böyle ağır yemekler yiyor bazıları. Şimdi bir Frankfurt'ta bir hoca gelmişti de dedi ki 5 kilo yemekte 5 kilo elma isterim, bir tepsi baklava isterim. Biz de şaka yapıyoruz zannettik. Evet. Adam da yani böyle güçlü kuvvetli. Benim komşum da davet etti hocayı. Yemek yedikten sonra tabii bir sürü insan var Ramazan'da. Dedi ki bir tepsi baklava herkese birer ikişer. Bu vatandaş dedi ki kalsın dedi. Ya dokunmayın tepsiye. Tepsinin 4/3'ü duruyor. Aa. Baktı kaldık dedi ki bu anca bana yeter. Hocam o zaman biz tatlıyı yiyelim. Arkasından da sarımsak iksirini içelim. Bağırsaklardaki mantarımız da o arada yok olsun. Tertemiz eder evet. Gönül rahatlığı biz tatlımızı yiyebiliriz evet. Hocam. Şimdi hocam neredeyse bir tepsi baklava yedi. Aa, biz baka kaldık. Sonra da dedi ki elmam nerede? Elmasını getirdiler. 5 kilo elmaydı yedi. Allah'ım ya Rabbim dedik. Biz ne oluyor? Şimdi böyle mesela ağır vakalarda yarım çay bardağı iksir içtiği zaman o hocayı bile rahatlatır mı?